Evet bunu bir seyircim yolladı. Bugün 24 Nisan ve 24 Nisan olduğu için Boğaz içi Dayanışması isminde bir Twitter hesabı. Ne demişler? 1915 Ermeni soykırımının 106. yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor. Onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz. Hashtag Armenian Genocide. böyle olacağım. Altı da işte tepki yorumları gelmiş sizi destekliyorduk ama bir noktadan sonra az bile yapmışlar demeye başladık. Sizin yapacağınız iş bu muydu vesaire vesaire. Şimdi bu önemli bir konu arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle bizim gibi insanlara faşist diyen ve bunları görmezden gelen kişiler tarafından unutulup geçilecek. Var olmadı sayılacak. Her şeyden önce bana çıkıp şey demeyin. Ama Ermeni soykırımı vardır, şu var bu var. O ap ayrı bir tartışma. Ben bunu sürekli söylüyorum zaten. Yani Ermeni soykırımının var olması ya da yok olması, hangi tarafın yüzde kaç haklı olması ile bizim ülkedeki bazı insanların Ermeni soykırımını kullanması farklı konular. İkisi aynı konu değil. Ta seneler önce arkadaşlar 2013'te biliyorsunuz Red Hack vardı ve baya ünlenmişti. Söyledikleri kendi içinde çelişen insanlardı. Mesela otoriteye karşılardı. Özgürlük istiyorlardı ama Marksist, Leninist, Komünist arkadaşlardı. Açık açık söylüyorlardı yani. O dönem birçok kişi ya olsun önemli değil muhalif olmaları önemli. Bak Gezi hakkında konuşuyorlar. Önemli olan o. Bu arkadaşların sonra Fransa'da olduğu ortaya çıktı. Sonra yine Gezi'nin sözcüsü konumuna getirdiler kendilerini. Ve etraflarında topladıkları insanlara mesela güvenlik güçleriyle PKK'lar çatışmaya girdiği zaman Bakın işte buradaki olaylar da gezi olayları gibidir. Haydi AKP'ye karşı birlik olalım falan diye oradan adam toplamaya çalıştılar. Bu sürekli olan bir olaydır. Yine orada kendi kendilerini işte böyle gezi platformları, gezi proleterleri, gezi bilmem nesi diye yani kendi kendisine gezi sözcüsü diye bir sıfat koyan ne üdüğü belirsiz adamlar çıkıp yine kendi siyasi görüşlerini gezi olaylarına enjekte etmeye çalıştılar. Ve tepki gösteren herkes linç edildi sen git AKP'ye oy ver diye. Maalesef olayın bu bok yüzünü görmeyebilirsiniz görmemeyi tercih etmek sizin tercihiniz. Misal bu olayda yani kendisine boğaz içi dayanışması demiş bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar kimdir? Bu arkadaşlar gerçekten oranın öğrencisi mi? Daha ilginç bir olay söyleyeyim. Bu adamların Twitter hesabı Şubat 2020'de kurulmuş. Boğaz içi olayları Şubat 2020'deyken var mıydı? Bu adamlar belki böyle bir olay olur diye mi kurdular bu Twitter hesabını? Olabilir. Sonra da böyle bir olay patlak verince de popüler hale gelmiştirler. Ya da başka bir isimle başlayıp Boğaziçi olaylarını gördükten sonra isimlerini değiştirip bu olayın üstüne mi bindiler? Yani dalganın üstünde gitmeye çalışan sörfçüler gibi. Bu da mümkün. Ben pek mümkün olmayan bir ihtimal söylemek istiyorum arkadaşlar. Birçok kişiden şunu duydum. Bunlar da aslında yandaş ama işte paralı troller ya da karşı tarafın eylemlerini itibarsızlaştırmak için bunları yapıyorlar. Arkadaşlar bu doğru değil. Ben inanmıyorum. Bunun doğru olduğunu inanmıyorum. Neden? Bu tür hesaplara girin bakın. Bu da gene öyle. Bir senedir, bir buçuk senedir bu adamlar paylaşım yapıyor. Bu kadar uzun, bu kadar ileri görüşlü bir troll hesap olacağını ben sanmıyorum. İmkansız değil ama ben sanmıyorum. Bu tür insanlar var. Bunların varlığını bilmemiz lazım. Bu insanlar ne yapar? Bu insanlar genelde yurt dışından fonlanır. Şu an ortaya konuşuyorum. Kimse üstüne alınmasın. Yurt dışından fonlanan bazı insanlar var. Yurt dışından fonlanan bazı dernekler var. Bunlar ne yapar? Bunların işi şudur. Şimdi biliyorsunuz bizim mahalledeki abileri indirme sürecindeler. Yavaş yavaş indiriyorlar. Dünyada dincilik artık çok kullanılmıyor. O yüzden bizde de dincilik can çekişiyor. Dincilik kalmayacak. Yani bir gün layıklık geri gelecek. Ancak beraberinde başka şeyler de getirecek. Özellikle biz akıllı olmazsak. Zamanında Mozambik'te bir grup radikal dediğimiz dinciler nasıl Batı'nın desteğiyle Mozambik'i ele geçirdiyse şu anda bir grup radikal dediğimiz sol gericiler de batın desteğini alıyorlar. 2 kere 2 yani 2 çarpı 2 eşittir soru işareti. O dönem dincileri destekleyenler bu dönem sol gericileri destekliyor. O dönem dinci dernekleri fonlayanlar bu dönem sol gerici dernekleri fonluyorlar. Bu adamlar fonlanır. Bu adamlar dışarıyla bağlantılıdır. Bu adamlar dışının adamıdır. Bu adamlar haklı bir olay görür. Kendisini o haklı olaya yamamaya çalışır. Özellikle de muhalif ise. Maalesef bunun çok çeşidi var. Yani birebir fonlananın da var. Onu da biliyoruz. Fonlanmayıp benim biliyorsunuz son dönemlerde hakkında çok konuştuğum bir dernek var mesela. Bunların birebir fonlandıklarını düşünmüyorum. Öyle bir kanıtım da yok. Peki nasıl oluyor da mesela bu derneği yöneten kişi sürekli Ermeni soykırımı paylaşımları yapıyor. Atatürk düşmanını, Türk düşmanını programlarına çıkartır hale geliyorlar. Küçük menfaatler de var çünkü. Yani sadece fonlanmak değil küçük menfaatler de var. Derneğin tamamı mesela bu olayı farkında değil. Ama bir kişi uğraşıyor kendi kişisel çıkarı için. Oraya adam dolduruyor mesela. Kimse uğraşmadığı için, kimse elini taşın altına koymadığı için bu adam geliyor. 7 tane, 8 tane kendi adamını o derneğin içine sokuyor. Ondan sonra ne oluyor? Sözde demokratik ama bu adamın dediği her şey oluyor. Sonra bu adam bu derneği kendi çıkarları adına yurt dışından sığınma almak için kullanmaya çalışıyor. Sonra oradan sığınma almak, oraya sevimli gözükmek adına... Ermeni soykırımı ile ilgili konuşuyor. Çünkü biliyor ki o ülkede Ermeni soykırımı ile ilgili çok duyarlı. Ve bununla ilgili konuşan Türklere hemen sığınma veriyor. Neden? Bakın işte konuşan cesur Türk diye. Aynı şekilde buluyor işte Ermenileri buluyor kendi kanına çıkartıyor. Neden? Gene kendi ülkesinden belki eksi puan alacak ama sığınmak istediği ülkeden artı puan alacak diye. Peki bunların altında kurcaladığınız zaman ne çıkıyor? Bu adamın Türkiye'de tecavüz suçu var ve ondan dolayı yani her şeyin aslında özü bu. Bütün bu siyasi tartışmaların aslında siyasi hamlelerin özü bu çıkıyor yani. Buradan yırtmak için. Siz bunların hiçbirisini bilmezseniz eğer bunlar çıkıyorlar. Yani bak bu olay Badeci Hoca'dan falan. Badeci Hoca'nın ben kitabını okudum. Badeci Hoca'nın kitabını okudum. Badeci Hoca'dan daha abartı bir durum. Kesinlikle. Badeci Hoca'ya bu kadar kızmadım. Çünkü dedim ki ya işte enayiler badeleniyorlar. Ama bu çok daha abartı, çok daha kan donduran, çok daha kötü, çok daha film konusu olabilecek bir durum. Çünkü bunlar diyorum ya, kadının beyanı diye program yapıyor. Kadın hakları diye program yapıyor. Bunlara karşı konuşan kişilere siz kadın düşmanısınız falan demeye çalışıyorlar. Siz kadın düşmanısınız diyorlar. Sonra bunların kendi iç konuşmaları ortaya çıkıyor ki tecavüzleri koruyorlar. Neden? Menfaatleri olduğu için. Şimdi bu bir tane ortaya çıkan bir grup, bir dernek. Hiç ne üdüğü belirsiz. Ne olduğu belirsiz Twitter hesapları, Facebook grupları, yani dernek bile değil. İçindeki insanlar bile belli değil. Bunların içinde neler var sizce? Neler var sizce? Yani ne olduğu belli olan derneğin içine bile arkadaşların şahit olduğu üzere chatine ya da gönüllülerin arasına açık açık PKK'yı savunan ya da PKK'lıları savunan insanlar dolabiliyor, doluşabiliyor. Bunun hakkında bile hiçbir şey yapılmıyor. Bu kapalı kapalar ardında kim olduğu belli olmayan Bunlar belki genç bile değil. Yani RTEK'in içindeki adamlar mesela belki genç bile değildi. Bir grup işte genç hacker falan. Öyle pazarlandı bize. Kim bunlar? Bir tane sözcüleri vardı. Geri kalan kim? Bunda da gene aynısı geçerli. Bunları konuşmak zorundayız. Bunları konuşmazsak yapmaya çalıştığımız her haklı eylem itibarsızlaştırılacak. Yapmaya çalıştığımız, konuştuğumuz her şey bunların oyuncağı haline gelecek. Bunların kalkanı haline gelecek. Ben bu kadar lafı söyledim. Ne olacak? Ekşi'ye gene gidecekler. Efe Aydal faşist diyecekler. Efe Aydal Boğaziçi eylemlerine karşı diyecekler. Bir de üstüne küfür edecekler. Sonra Moğollanacaklar. Daha önce öyle oldu çünkü. Boğaziçi eylemleriyle ilgili yorum yapmıyorum dedim. Bunu desteklemiyorum olarak aktarmışlar. Desteklemiyorumla yorum yapmıyorum aynı şey değildir. Her şey hakkında yorum yapmak zorunda değilsiniz çünkü. Ve sebebi de buydu işte. Haklı olan bir olay bile itibarsızlaştırılabiliyor olduğu için. Ve o yalanın üzerinden bir de üstüne küfretmişler arkadaşları Moğolladık. Gene öğrenmeyecekler, gene söylediğimi çarpılacaklar, gene ilk küfredecekler, gene Moğollanacaklar. Siz anlamamaya, öğrenmemeye devam edin. En azından şunu bilin, sizin sayenizde, sizin kaynaklarınızla güzel şeyler yapacağız biz merak etmeyin. Sizin kaynaklarınızı kullanarak sizi Moğollayıp bunları gene güzel faydalı programlara, videolara, filmlere harcayacağız merak etmeyin. Bunun haricinde de zaten söylemek istediğim diğer şeyleri aynı konuyla ilgili bir önceki podcast'te söylemiştim. Bunu da sadece not düşmek için ekleyin dedim. Çünkü güzel bir kanıt. Birçok kişi diyecek ki ya işte Ermenileri anması ne olmuş? Çok bir şey olmamış. Ya söyledikleri çok aşırı imkansız. Yani arkadaşım söylese dövmem. İyi niyetle söylediğini düşünsen birinin. Ne diyorsun lan sen demem. Ama daha önce dediğimiz olaya geliyor işte. Bu adamlar dışarının adamı. Çok eril bir dil kullandım farkındayım. Bu arkadaşlar dışarının adamı. Bize empoze etmeye çalıştıkları birkaç tane fikir var bize yedirmeye, yutturmaya çalıştıkları birkaç tane fikir var. Bir tanesi PKK'nın terör örgütü olmadığı, YPG'nin terör örgütü olmadığı, diğeri Ermeni soykırımı, diğeri işte federasyon vesaire Doğu'nun kendi kendini yönetmesi ama sınırları olmasın. Sınırlar olmasın ama Doğu kendi kendini yönetmesin. Bir tek Doğu'nun sınırı olsun istiyorlar herhalde. Milliyetçilik kötüdür, sınırlarımızı açalım Doğu hariç. Bunu Retek de yaptı zamanında. Nasıl yapıyorlar biliyor musun? Mesela Retek şöyle yapıyordu. Bir iki tane insanların hoşuna giden ama pek bir anlam ifade etmeyen slogan laflar. İşte gelir eşitliği sağlansın. Tamam nasıl? İş sağlansın gelir eşitliği sağlansın. Başka? İnsanlar özgür olsun. Tamam. Konuşma özgürlüğü gelsin. Tamam. Ermeni soykırımıyla yüzleşilsin. Hmm. Beş. Halklar özerk bir şekilde yönetilsin. Böyle böyle gidiyor. Hatırlıyor musunuz? Kendisine ortaya karışık kadın platformu diyen derneklerin de böyle açıklamaları vardı. Bir kadına şiddet durdurulsun. 2. Kadınların geliri arttırılsın. 3. alanı hapis koşulları iyileştirilsin. Şaka yapıyorum sanıyorsunuz değil mi? Kesinlikle abartı değil. Bu konu benim için neden önemli arkadaşlar? Bunlara karşı uyanık olmak zorundayız. Neden? Mozambik'teki sağ zorbalar gidici. Sağ zorbalar gidici ama onların yerine eğer biz sığır gibi bakarsak sol zorbalar gelecek. Ve belki de eskisini aratacaklar.